Hakkın üstün gelmesi, adaletin yerini bulması için sana güvenmek isterim Aliyar Bey. Adalet için. Değil obamı. Değil abimi. Tüm cihanı karşıma alırım Ertuğrul Bey. Hazırız beyim. Allah'ın sevdiği en hayırlı amellerden biri de izdivaçtır şüphesiz. Neslimizin devamı, imanımızın tamamı ve devletimizin geleceği bu amele bağlıdır. Hele bir de eşin sana dünyayı cennet kılmışsa... Doğrudur, doğrudur Candar Bey. Lakin cenneti yalnızca hatundan beklemek abestir. Er kişi de yarine yardım edecek, onu sevecek, kollayacak, destek olacak. Olacak ki hane o vakit cennet olsun. Hele bir de bu haneye bir yavru geliyorsa... Eyvallah Candar Bey, eyvallah. Sen torununa, Ural Bey de evladına kavuşacak inşallah. Darısı sizin başınıza Emir Hazretleri. Tez vakitte yeğenlerimizi kucağımıza almak isteriz. İnşallah Ural Bey, inşallah. Çok isterim. Esasen şöyle demek lazım. Darısı bekarların başına. Hey maşallah benim güzel kızım. Allah'ım sana şükürler olsun, bu günleri de gösterdi bana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aliyar nerede Ural? Bilmem ki. Kim bilir hangi işlerin peşindedir. Birazdan burada olur. Ver.
canını bağışlamamı istedin. O vakit tüm bildiklerini anlatacaksın. Konuş. Ural. Her şey onun hırsı yüzünden oldu. Sana öfkesi dinmedi. Gelir gelmez namın yayıldı. Ural'ın işlerini bozdu. Önce Venediklilere sattığınız kilimleri yaktırdı. Lakin sen kilimhaneye de ortak olunca... Konuş! Kadınlarınızı öldürüp Halime Hatun'u kaçırması ve size tuzak kurması için Francisco ile anlaştı. Aslan Hatun'un da kervanda olacağını biliyordu. Francisco ile anlaşması için Amanda'yı kullandı. Sen Halime Hatun'u kurtarmaya gittiğinde seni de öldürecekti. Basit bir fidye meselesi olarak anlaşılması için 1000 altın istetti. Yalan söyler beyim. O vakit Ural neden benimle baskına geldi? Francisco'yu neden öldürdü? Çünkü Francisco daha fazla altın istediği için anlaşma bozuldu. Ural'ı ele vermekle tehdit etti. Ural da Amanda'yı size yollayıp nerede olduklarını bildiğini söyletti. Gerisini biliyorsunuz zaten. Beni otağımda zehirlediniz. Bu Simon'un işiydi. Lakin Ural da biliyordu. İkisi beraber iş tuttular. Zehirlendiğin gece sana zehri Turgut'un getireceğini de biliyordu. Şerefsiz. Suçsuz köpekler. Bana beyimi zehirlettiniz. Simon sana güvenmişti. İhanet ettiğini anlayınca intikam almak istedi. Bunları Emir Saadettin'in karşısında da söyleyeceksin. Anladın mı beni? Tamam. Tamam. Demi günahlarımız için tövbe estağfirullah. 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 El azim, el kerim, ellezî lâ ilâhe illâ hu. El hayyel gayyûme ve etûbü ileyh. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Candar Bey kızı Aslıhan Hatun. Abdullah oğlu Emir Saadettin'i 1000 dirhem altın ve 200 koyun mihri müeccel vermesi mukabilinde nikahını kabul ettin mi? Sattın, kandırdın, bütün günahlarını ortak ettin. Bunun bedelini ödeyeceksin Ural Bey, ödeyeceksin.
Muhtar, Ertuğrul Bey'imize yol verin. Ne işin var burada? Böyle bir günde maksadın nedir? Bu mutlu gününüzde kayıların beyi olarak yanınızda olmak istedim. Yine ne işler çevirirsin Ertuğrul Bey? Tekfur'u öldürdükten sonra sığınacak yer arıyorsan yanlış yerdesin. Açın kapıyı. Nikah töreni için hediyemi de getirdim. Ali Yar, neler oluyor burada? Kutluca, sen bunları nasıl otağıma alırsın? Hele bu adamın anlatacaklarını dinleyesin beyim. Dinleyesin ki beyliğin daim olsun. Oral Bey, tüccar değil mi bu adam? Doğrudur Emir Hazretleri. Tüccar Laskaristir. Bu adam müsveddesi. Sultanımızın sulh emrine itaat etmeyip Tekfur'u öldüren katildir. Tekfur'u öldüren Tatar yayını Laskaris'in çadırında bulduk Emir Hazretleri. Aliyar, sen ne dersin? Nasıl bir fitnenin içine düştün sen? Bu ok, Tekfur'un bedeninden çıkardığımız ok. Bunlar da Laskaris'in çadırında bulduğumuz oklar. Oral, senin ne alakan var bu adamla? Obamıza niye geldi? Tüccar olduğunu söylemiştin ya. Müsaade edersen beyim, yularını kimin tuttuğunu kendi söylesin. Tekfur'u öldürmeyi sana kim emretti? Tekfur'u Ural Bey öldürmemi emretti. Yalan. Kutluca, Ertuğrul Bey'i de, alplerini de öldürün hemen. Beyim, her daim bize adaletin yanında olmayı sen söyledin. Müsaade et bu adamın ne söylediğini herkes işitsin. Sen bana ihanet ettin Kutluca. Kutluca da, ben de adaletin yanında dururuz baba. Gan kardeşin, Yiğit Toktamış Bey'i de, Tekfur'un da ölüm emrini veren fitnecinin yargılanmasını isteriz. Abim demeye utandığım Ural Bey. Sen ne dersin Ali Yar? Ya!
Askerlerimiz iki ayrı koldan Söğüt ve Domaniç'e, güneye ilerleyecekler. Selçuklu ordusunun takviye kuvvetleri gelene dek Türkmen obaları ani baskınlarla yok edilecek. Peki gelen ikinci ordunun niyaşesi ne olacak? Nasıl temin edeceksiniz? Bir de barbar kuzeyli savaşçılar var. Türkmen obaları ve Hanlı Pazar'ın malları o ordunun niyaşesini karşılamaya yeter. O kuzeyden gelen askerlere gelince onları Türklerin kanıyla besleyeceğim. Peki Laskaris ne olacak efendim? Laskaris. O bu dava için gözünü kırpmadan canını verebilecek büyük bir kahraman. Fakat hiçbir askerime yapmadığım gibi onu da arkamda bırakmayacağım Petrus. Laskaris görevini şerefiyle yerine getirmiştir komutan. Çavdar obası şimdiden kaynamaya başlamıştır bile. Ertuğrul Tekfur'un katilini bulduğunu düşüne dursun. Saadettin Köpek bu işin sonunda savaş çıkacağını çoktan hesaplamıştır bile. Ok yaydan çıktı Petrus. Artık Türkleri birer birer delmeden de durmayacak. Buraya Alplerimi öldüren, Halime Hatun'u kaçırıp oğlumu öldürme emri veren, otağımda beni zehirleyenlerle işbirliği yapanları yargılanmasını istemeye geldim. Niyetim intikam olsaydı buraya gelmezdim. Yeter artık iftiraların. Ural'ın kız kardeşine kıyacak kadar hain bir cani olduğunu nasıl iddia edersin? Laskaris. Konuş. Hepsi doğrudur. Yalan. Yalandır Emir Hazretleri. Ben bu adamı ömrümde hiç görmedim. Hepsi doğrudur. Ben Hancı Simon ve Petrus'un işlerini görürüm. Ural Bey'i de oradan tanırım. Ertuğrul Bey'i bitirmek için yaptığı her şeye şahit oldum. Ertuğrul Bey pazarı bastığında Ural Bey'in yanına sığındım. O da Tekfur'u öldürmem karşılığında ömrüm boyunca yetecek altın verecekti bana. Yarın tez vakitte mahkeme kurulmasını isteriz Emir Hazretleri. Sultanımıza her şeyi anlatan bir mektup yazdım. Mahkeme kurulmasını, hakikatin ortaya çıkmasını istediğimi, sulh için gerekirse canımı dahi vereceğimi, her şeyi. Bunların hepsi yalandır Emir Hazretleri. Beni obamın zan altında bırakmak ister. Bilmez misiniz? Ertuğrul Bey'in alplerini öldürüp çilimleri yaktığına ben de, babam da, Kutluca da şahidiz. Emir Hazretleri. Candar Bey, doğru mu bu? Halime Sultanı, Aslıhan bacımı o Francisco denilen eşkıyaya sen kaçırttın. Kendi öz bacını öldürmeye göz aldın. Sen gördüğüm en aşağılık adamsın. Hain. Doğru mu bu abi? Doğru mu? Aslan! Seni onların elinden ben kurtardım. Bilmez misin? Hepsi senin fitnendi. En son da Tekfur'u öldürttün. Asıl niyetin
Han'ı da, pazarı da ele geçirmekti. Kokuyu alıyor musun Petrus? Pek çok koku alıyorum efendim. Bu Türklerin kan kokusu. Birbirlerine düştüler bile. Bu gece bitmeden bu iş bitmiş olacak. Emir Saadettin çok akıllı biri. Mutlaka karşı hamlesi olacaktır. Olacak elbet. Fakat bu hamlesi benim işime yarayacak. Bir de Helena meselesi var efendim. Yani onu daha fazla kalede tutamayız. Kayılara çok fazla güveniyor. Bizi sırtımızdan vurabilir. Helena. Hiçbir kadın kocasını sırtından vurmaz Petrus. Efendim siz... Neden olmasın? Helena asil bir kadın. Asil bir soydan geliyor. Ve babasının gücünü kullanmak istiyor. Eğer onunla evlenirsem... Bütün güç sizde olacak. Ama bu tekfir olmanızı sağlamayacaktır. Petrus. Aferin. Sadece şarap içip... duvarların arasında hayalet gibi süzülmenin dışında... akılda yürütebiliyor musun? Sana bir sır vereyim mi? Aramızda kalacak ama. Tekfur olmamı Saadettin Köpek sağlayacak. Hadi git. Şarabı da az iç. Gereğini yapmak sana düşer Emir Hazretleri. Aksi takdirde sultanımız gereğini yapacaktır. Ali Yerbey. Ural Bey'i mahkum çadırına götürün. Yarın Hanlı Pazar'da mahkeme kurulsun isterim. Zanlıların mahkemeye sağ salim çıkarılması da senin vazifendir. Emredersiniz Emir Hazretleri. Hayır, hayır, buna izin veremezsiniz Emir Hazretleri. Bir iftira için obamı küçük düşürmelerine müsaade edemezsiniz. Candar Bey, adalet er geç meydana çıkar. Sana da, bana da beklemek düşüyor. Ural Bey, Toktamış Bey'i katlederken... hatunu Çolpan da... hizmetkarı Aybüke'yi kullandı. Kutluca şüphelenince... gözünü bile kırpmadan Aybüke Hatun'u öldürdüm. Çolpan Hatun'u da çadırında hapsedin. Lakin dikkat edin. Yüklüdür. Karnında bir fitnenin tohumunu da taşısa... o bebek bizim kanımızı taşır. Kutluca. Bamsı. Batuhan'ı yakalayın. Emrin olur beyim. Götürün. Hayır! Bırakın hatunumu! Çolpan! Aliyar, Aliyar! Bunun bedelini ödeyeceksin. Bunun bedelini ödeteceğim sana. Ertuğrul,
Sanma ki bu iş burada bitti. Önce mahkemede, sonra da cenk meydanında hesaplaşacağız seninle. Ceysa, sen bizi koru. Hepsi bir kabustu. Birazdan uyanacağız. Uralım'ın döşeğinde uyurken bulacağım kendimi. Beyninizin fitnelerini burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Gayrı yaşamak size haram. Kes sesini de yürü. Bu ihtiyaça kalavrat olmadın ya. Senin için döneceğim aslan. Aa, kaçmış. Cehennemin kör deliğine bile gitse Ertuğrul'u evimiz bırakmaz onun peşini. Haber edin köster çalsın. Bulun onu. Sakın kaçmasına izin vermeyin hadi. Haydın kardeşler. Haydi! Haydi! Haydi kardeş. Beyiniz, baş alpiniz Ural Bey ettiklerine bir bakın. Çavdarların alpleri. Utanın kendinizden. Ne oldu? Gıkınız çıkmıyor. Ha? Korkaklar sizi. Burak, beni zor kullanmaya mecbur etme. Turgut, senin de, beyinizin de, bu korkakların da derilerini yüzeceğim. Kardeşler, durun yere kardeşler. Bilmez misiniz, Emir Saadettin'in sözlerini yerine getiririz biz. Turgut el, bırak beyimizi. Kardeş. O gün Simon'un kellesini alarak konuşmasına mani oldum. Lakin ben senin yaptığını yapmayacağım. Muhakemede fitnelerin bir bir ortaya çıkacak. Adaletin kılıcı. Kelleni aldığında benim kutlu günüm olacak. Beyim Batuhan firar etmiş. Alpler onu bulmak için hemen yola çıksın Kutluca. Bulmadan dönmesinler. Emrin olur beyim. Oğlum, bir hata etti. Kilimleri yaktı. Ertuğrul Bey'in alplerini öldürdü. Ama ben hemen sonra gidip katilleri bulup hepsini kendi ellerimle tek
tek öldürdüm. Ertuğrul Bey'in kanını yerde komadım. Lakin bundan öte ne söylenirse hepsi iftiradır. Ural bu kadar aşağılık olamaz. Hepsi yalandır. Abim Tekfur'la anlaşmıştı baba. Hanı alıp ticaret yapacaktı. Ertuğrul Bey, Tekfur'un kızını kurtarıp bu sulhü bozanların fitnesini ortaya çıkartınca yapacağı son şeyi yaptı. Tekfur öldürdü. Sultanımızın emrini çiğneyip iki devleti birbirine düşürmeyi göze alacak kadar pervasız bir adam o baba. Değil aslan bacımı. Seni bile harcayacak kadar açgözlü biri. Uyan artık baba. Hakikati gör. Alplerimin her birinin canı Tekfur'dan kıymetlidir Candar Bey. Katilleri öldürdüğünü söylersin. Lakin bu yaptığın Ural'ın günahını da yaptığını da affettirmez. Sırf bu yüzden bile Ural Bey cezasını çekmelidir. Alplerimi şehit etmiştir. Diyeceğim budur. Mahkemede tüm hakikat ortaya çıkacaktır. Müsaaden olursa Turgut Alp'le Doğan Alp'in burada kalmasını isterim Ali Er Bey. Gözün arkada kalmasın beyim. Eyvallah. Müsaadenizle. Ertuğrul Bey. Seninle konuşacaklarım vardır. Şeriattan ve töremden sapmadım, sapmam baba. Hepsi yargılanacaklar. Ola ki senin otağın bu utançla kaim olacaksa, bilesin ki baba, gayrı Aliyar diye bir evladın yoktur. Şaşırtıyorsun Ertuğrul. Seninle gurur duyduğumu bilesin. Adaleti kendin sağlamak yerine benim ellerime bıraktın. Gözümdeki itibarını yeniden tesis ettin. Şunu bil. Ural en adil şekilde yargılanacak. Cezası idam olursa da ben kendimi infaz edeceğim.
Adaletten hiçbir vakit ayrılmadım Emir Saadettin. Ayrılanlardan da pusatımın keskin yüzünü hiç eksik etmedim. Bundan gayrı da etmeyeceğim. Ural, ettiklerinin cezasını çekecek. Çekmediği sürece pusatım kınına dar gelecektir. Adaletimden şüphe mi edersin Ertuğrul? Allah'ın adaletine inanırım Emir Saadettin. Sonra da pusatıma. Al. Hanın anahtarı. Yarın kurulacak mahkemeyi hazır edesin. Ben askerlerimle tedbir alacağım. Sen de alplerine söyle, onlar da tedbir alsınlar. Tekfur'un başına gelenin kimsenin başına gelmesini istemeyiz. Beni anlıyorsun değil mi Ertuğrul Bey? Öldürmeye kalkmazsın sen. El kadar çocuğu öldürmeye kalkmazsın sen. Bunu yapamazsın abi. Yapamazsın. Destur var mıdır? Aslan Hatun. Buyur Emir Hazretleri. Otur Aslan. Otur. Hengamı baharım. Hasret keşetme beni afitaba. Teessüre yol verme. Gözyaşın ateş bana. Bab-ı saadetsin heyhat. Miftahı meçhuldür. Ah o bakışlı. Cemalin cennet bana. Aslan, bir iş hayırlıysa başladığında nihayete ermeye namzettir. Tasalanma. Tüm başımızdaki belayı def edeyim. Bu nikah tamama erecektir inşallah. Obam bu haldeyken, abimin başı ecelin elindeyken, bunu nasıl düşünebilir? Müsterih olasın. Oban da ağabeyin de huzura kavuşacak. Bu sana Emir Saadettin sözüdür. Lakin o vakte kadar hüsnü cemalini soldurmayasın. Şu fakire de bir tebessümü çok görmeyesin.
Ha şöyle. Ben senin zayıf bir hatun olmadığını bilirim Aslan. Sen de benim boş laf etmeyeceğimi bil. Çirkinsin işte, çirkin. Boşuna demezler sana. Dağların ayı su değiyor. Seni gökten attı. Yani seni karşıma çıkarmıştır. Ben de mahkeme var diye haber edeyim dedim. Mahkemeye gelesin benimle. Yok, yok. Gelmeyesin. Oldu olacak. Cenk'i de çağırasın. Bamsu, Bamsu, iyisi mi sen? Kendin gibin konuş. Bamsu gibin konuş. Bamsusun sen. Ha böyle. Ha, oldu. Helena hatun, iyi hatundur. Ya. Ya ne tasalanırsın? Ne tasalanırsın? Sanki kız istemeye gidersin. O vakitler geldiğinde Ertuğrul Bey'imiz yardım eder evvelallah. Eder. Thank you.